Diş sıkma, diğer ismiyle bruksizm, toplumumuzun çok geniş bir kısmını ilgilendiren bir problem. Ben işte 20-25 yıl önce bu mesleğe ilk başladığım yıllarda her 10 kişiden birinde ikisinde bu problemi görürken şimdi yaklaşık 10 kişiden en az 7'sinde bu problemi görebiliyorum. Sanıyorum ki sebebi biraz daha psikolojik olarak insanların kendilerini sıkmaları ve bazı problemleri içlerine atmaları olabilir. Pek çok kişi bunun farkında olmayabiliyorlar. Daha çok yakın çevresindeki eşi ya da beraber aynı odada uyuduğu kişiler tarafından uyarıldığı zaman farkına varıyorlar. Diş sıkma olan kişiler, örneğin 30 yaşında bize geldiği zaman, normalde diş sıkmayan kişilere göre kıyasladığınız zaman 50 ile 60'lı yaşlardaki seviyede bile dişlerin yüzeylerinde aşınmalar meydana gelmiş olabiliyor. Bu aşınmalar sadece dişin yüzeyinde oluştuğu için bir zarar söz konusu değil. Aynı zamanda gelen kuvvetle beraber diş bir nevi bel vererek, yani boyun kısmında dentin tübülü dediğimiz borucuklar açılarak dişlerde dışarıdan gelen hassasiyetleri daha hızlı bir şekilde sinire iletmek kaydıyla aşırı diş sızlamaları meydana gelebiliyor. Bunun dışında özellikle belli bölgelerde diş eksikliği olan kişilerde de daha fazla olmak kaydıyla eklem üzerinde de problemler oluşabiliyor. Ve eklem kıkırdağı eğer zarar görürse kendini vücut içerisinde yenileme kapasitesi en az olan organlardan birisi olduğu için bu eklem problemleri hızlı bir şekilde tedavi edilemeyebiliyor. Burada amaç her zaman öncelikle problemlerin oluşmadan önlenmesi olduğuna göre biz bu tür problemleri yakaladığımız anda daha ileriye gitmesini engelleyecek önlemler almak zorundayız. Bu önlemlerde bir dişin birbirine olan travmasını engellemek için plaklar olabilir. İki, bu tür stresi ortadan kaldıracak yan işte psikolojik telkin işte ve depresyona karşı ilaçlarla desteklemek olabilir. Ya da günümüzde grindcare dediğimiz sıkmayı motor sinirlere belli uyarıları gönderen aletlerle engellemek olabilir. Diş sıkma dediğimiz zaman önce sebebini belirlemek gerekiyor. Bu noktadan itibaren sebebi belirledikten sonra tedaviye geçebiliyoruz. Peki teşhis nedir? Bunu düşünmek lazım. Kişi eğer psikolojik bir faktöre bağlı bir diş sıkma yapıyorsa öncelikli olarak bu stres faktörünü de ortadan kaldırmakta fayda olabilir. Bunun dışında çok ileri seviyedeki eklem problemlerinde fizik tedavi uzmanlarından da destek alınabilir. Ama bunlar çok ileri seviyede olduğu zaman gerçekleşiyor. Bunun dışında çene sıkma sonucu oluşan eklem spazmlarında lazer desteğinden faydalanıyoruz ve aynı anda low level lazer tedavi uygulayarak hemen eklem spazmına bağlı ağrılarda spazmın çözülmesi sonucu kişinin ağrı faktörü ortadan kalkabiliyor. Ama eğer diş sıkma devam ediyorsa burada öncelikli hedefimiz sıkıldığı zaman dişlere ve diş etlerine zarar vermemesini sağlamak oluyor. Böyle bir durumda şurada gördüğünüz alt veya üst çeneye uygulanabilen sadece birkaç gram ağırlığında özel gece koruyucu plaklar hazırlıyoruz. Bu plaklarla hem çenenin yan hareketlerini minimalize ediyoruz, hem sadece belli bir bölgeye kuvvetin gelmesini engellemiş oluyoruz, hem de genellikle diş sıkma sonucu kişilerde oluşan kapanış mesafesindeki azalmayı telafi ederek ekleme gelen yükün azalmasını ve normal bir kapatma mesafesi oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu sadece semptomatik bir tedavidir. Yani kişinin zarar görmesini engellemeye yönelik bir tedavidir. Fakat bunun dışında şurada gördüğünüz çok özel bir aparat
geliştirilmiştir. Bu bizim Grindcare dediğimiz bir aparattır. Özelliği şudur. Şu gördüğünüz pet alın bölgesine yapıştırılır. Alın bölgesindeki kaslarımız eklem kaslarıyla birebir koordine çalışmaktadır. Dolayısıyla biz her çeneyi sıktığımızda şu bölgede de aynı kas hareketleri meydana geldiği için sıkmayla ilgili bize bilgi vermektedir kas tonusuyla beraber. Ne oluyor o zaman? Biz bir gece içerisinde kaç defa sıktığımızı bu içerisinde bilgisayar çipi olan alete buradaki sensörler gönderiyor. Diyor ki evet diyor bu gece içerisinde işte 100 defa çenesini sıktı. Bu her bir sıktığında da şu kadar güçle sıktı. Biz onun bilimsel değerlerine bakmak kaydıyla kaç defa sıktığını ve gücünü belirleyip gerçekten bruksizm ya da çene sıkma hastalığı var mıdır bunu tespit ediyoruz. Ve daha sonrasında bu 5 günlük sürecin sonrasındaki koyduğumuz teşhisle beraber ortalama 3 hafta süreyle bu aparatı yine kullanıyoruz. O zaman her sıktığımızda bizim ayarladığımız çip beyne yönelik bir uyaran gönderiyor. Diyor ki bak yine sıkıyorsun, şimdi artık sıkma ve beyin bir süre sonra bu sıkma fonksiyonlarını engelleyecek şekilde çeneye hayır sıkma, dur beni rahatsız ediyor bu aparat diyor. Ve %60 ila 80 seviyesinde sıkmayı engellediği yönünde bilimsel çalışmalarımız mevcut. Bu da bizim belli bir seviyeye geçmiş problemlerde gece planının dışında kullandığımız yan bir araç olmakta. Biz normal şartlarda dişleri oturup bütün gücümüzle sıksak bile verebileceğimiz belli bir kuvvet vardır. Çünkü o anda eğer uyanıksak bilinç halindeyiz ve belli bir miktardan daha fazla sıkma yapamayız. Halbuki gece uyurken bu verdiğimiz sıkma direncinin gücünün yaklaşık 3-4 misli güçlere kadar bu sıkma gücünü artırabiliriz. Bir de buna yatay hareketlerle gıcırdatma dediğimiz hareketi de eklediğimiz zaman diş yüzeylerinde olması gerekenden çok daha erken süreçlerde aşırı bir aşınma olma ihtimali çok yüksektir. Peki sadece dişin yüzeyinde mi aşınma oluyor? Hayır. Aynı zamanda gelen kuvvetle beraber boyun bölgesinde liflerde gevşeme ve dentin tübül dediğimiz borucuklarda açılmalar ve genişlemeler meydana geliyor. Böyle olunca da dışarıdan gelen soğuk, sıcak gibi etkileri çok hızlı bir şekilde dişin sinirine doğru ileterek kişilerde ciddi bir rahatsızlığa sebep olabiliyor. Özellikle kanal tedavisi gibi tedavilerle direnci azalmış dişlerde biliyorsunuz kanal tedavisi yapıldığı zaman dişler kurumuş odun gibi oluyor zaman içerisinde ve çok daha kolay kırılabiliyor. Bir de madde kaybından dolayı yan hareketler meydana geldiği zaman dişte kök kırıklarına kadar giden zararlar meydana gelebiliyor. Ve bu tür zararlarda dişin çekimle sonuçlanması da mümkün olabiliyor. Ben dişin sinirine kadar aşınan bu sıkma probleminden dolayı sinirine kadar aşınan, hiç çürümeden dişin sinirinin açılacağı seviyeye kadar aşınan dişler gördüm. Bu aşamada önemli olan bu noktaya gelmeden problemi çözecek çözümleri üretmek olmalıdır. Dişimizi sıktığımız zaman hiçbir zaman şuradaki gelen kaslarımız şurada bitmiyor. Çene kasları eklem bölgesine gelen kuvvetle beraber boyun ve enseye doğru devam eden uzantıları söz konusu. Böyle bir durumda sebebi tespit edilemeyen bazı baş, boyun ve sırt ağrılarının da sebebinin çene sıkma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu yine sabah uyandığınız zaman eklem bölgesindeki yorgunluk, sebepsiz bazı baş ağrıları gibi yan faktörlerle de ortaya çıkabilir. Tedavisi nasıl olmalıdır ya da nasıl tespit edebiliriz dediğimiz zaman bizim geceleri çene sıkmayı adetsel ve güç bazında
tespit ettiğimiz teşhis araçlarımız vardır. Bu araçları kullanmak kaydıyla öncelikle sebebin bu olup olmadığı üzerine yoğunlaşabiliriz. Daha sonra bildiğimiz klasik çene sıkma tedavi yöntemlerini ve bunun yanında Grindger dediğimiz teşhis ve sonrasında motor sinire uyarı göndererek her sıkma anında dur sıkma diye uyarı gönderen tedavi araçlarımızı da kullanmak kaydıyla tedaviyi gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla sadece ve sadece diş sıkmayla dişlere ve diş etlerine yönelik bir problem değil, aynı zamanda çene eklemi, boyun ve sırt bölgelerine yönelik de sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun tedavisi de yine diş hekimine başvurmak kaydıyla yaptırtmak sizlerin elindedir. Uykuda diş sıkmaya karşı kullanılan plaklar temelde ikiye ayrılıyor. Yumuşak ve sert plaklar. Biz genellikle sert plakları öneriyoruz. Çünkü yumuşak plaklar bir süre sonra çiğneme fonksiyonuyla beraber kişiye aslında avantajdan çok dezavantaj açabildiğini düşünüyoruz. Onun için sert plakları karşıdaki dişle doğru bir kapanış ayarlaması yapmak kaydıyla kullanmayı öneriyoruz. Bunlar şöyle görüldüğü gibi çok hafif ve uygulama anlamında bizim hastalarımıza çok kolay kabul ettirebildiğimiz plaklardır. Bu plakları kullandığı zaman kişi daha dişlere gelen kuvvetleri daha azalmakta, diş hassasiyetleri ve eklem problemi gibi problemlerin daha minimalize olduğunu görmekteyiz. Bazen ilaç tedavilerini desteklemek gerekir kas gevşetici tarzında. Bazen stres faktörünü azaltacak materyaller, ilaçlar gerekebilir ya da eklem bölgesine gelen spazmı azaltmak için lazerle low level uygulamalar yaparak, düşük seviye enerji vermek kaydıyla low level lazer uygulamaları yaparak ekleme gelen kuvveti azaltmaya ve tedaviyi desteklemeye yönelik çalışmalar yapılabilir.